Günaydın. Bu sabah erkencisin bakıyorum. Hatırlıyor musun? Bugün Frankfurt'tan Clara gelecek. Clara mı? Bana mektubu gösterir misin? Tabii. Al. O kadar. Aile doktorumuz sizi ziyarete gelecek. Yanılıyorsun Heidi. Sadece aile doktorlarından söz ediyorum. Hayır, yanılmıyorum. Sağ ol. Sevgili Heidi. Hayır, daha aşağıdaydı. Seni günün birinde tekrar görebileceğim için çok mutluyum. Yazdığından emindim zaten. Gelecek demek değil. Gelmezse beni nasıl görecek ki? Clara bunu yazdığına göre buraya gelecektir büyük baba. Yumo, Şiveli, Belli. Bir şey öğrenmelisiniz artık. Clara'ya bu şekilde itmeyin sakın. Clara'ya karşı dikkatli olmalısınız, tamam mı? Şimdi de sen mi? Şuna ki de senin kadar ufakken hep yanıma gelip eteğimden çekiştirirdi. Yosef, uyan artık. Sana iyi haberlerim var. Frankfurt'tan misafirimiz gelecek. Biliyorsun, kız arkadaşım. Clara gelecek, uyan. Ah, nihayet. Yosef, bu iğrenç bir şey. Yosef, sana dediklerimi anlamadın mı yoksa? Clara gelecek dedim. Sen köpek değil, tembel bir hayvansın. Büyük baba. Siz ikiniz nereye gidiyorsunuz bakalım? Aptallar. Tabii yine onlar. Orada böyle duramazsınız. Ha? Günaydın Peter. Ha? Niye bir şey söylemiyorsun? Yoksa adın Peter değil mi? Ha? Adımı nereden bildiniz? Çünkü Heidi Frankfurt'ta seni iyice bir tarif etti. Siz doktorsunuz, inanamıyorum. Öyle mi? Ah, beyaz saçlarımdan dolayı beni hayalet sanmış olabilirsin. Öyle değil mi Peter? Sana nazik bir şekilde günaydın demiştim, unuttun mu? Ha? Evet dediniz. Bu çok iyi, çok iyi. Ah, şimdi beni Almöy'e götürür müsün? Herhalde yolu biliyorsundur. Hı. Yolumuz uzun mu? Çok sayılmaz. Harika. Bir de gelmek istemiyordum. Durun, yavaş olun. Ben yaşlı bir adamım. Üçlerden daha yavaş olamam ki. Neden gelmek istemediğimi hatırladım. Peki Clara nerede? Tabii ki Frankfurt. Ben önden geldim. Clara'yı buraya yollamadan önce şöyle bir göz atayım diye düşündüm. Demek Clara buraya gelmiyor. Neden öfkelisin? Gelmesini çok mu istiyordun? Ne? Bana kalsa gelmesin. Ama Heidi çok ister. Tahmin etmiştim. Frankfurt evini özlüyordu. Burada da Clara'yı özlüyor. Şu şehirliler. Ben taşıyabilir miyim? Böyle daha iyi idare ediyorum. Senin için çok ağır. Bunlara alışıyorum. Hadi bana verin. Bu durumda çok yardımcı oluyorsun. Ama ne kadar da güzel.
Haydi'nin şehirde rahat edememesini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Şu tepeden sonra oradayız. Beter geldi. Gecikti bile. Beter, günaydın. Ağzında ne taşıyor öyle? Bir valiz mi yoksa? Bu Clara'nın büyük valizinden başka bir şey olamaz. Peter, o nerede? Kim? Söylesene Peter. Tabii ki Frankfurt'tan. Aa, hadi yalan söyleme Peter. Bu valizi çok iyi tanıyorum. Haydi, nasılsın bakalım kızım? Dağlara hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok sevindim. Merhaba. Yavaş ol. Dağları nasıl buldunuz? Tek kelimeyle harika ve muhteşem. Önce seninle bir selamlaşalım. Oo, amma büyümüşsün sen. Daha havası sana çok yaramış. Buna sevindim. Sen ayrıca yanmışsın. Birkaç gün burada kalırsanız siz de yanarsınız. Olabilir. Clara nerede? İyi ki hatırlattın. Clara'nın sana selamı var. Hiçbir şey anlamadım. Clara'nın sana selamı var da ne demek oluyor? Yoksa aşağıda Dörfli'de mi kalmak istiyorsun? Halide, Clara buraya gelmedi. Ben yalnız geldim. Clara gelmedi mi? Haydi. Sana açıklayacağım. Clara'nın tekerlekli sandalyede olduğunu biliyoruz. Evet. Bu kötü ama değiştiremiyoruz. Mektuplarında buranın ne kadar güzel olduğunu yazdın ama Clara'nın tekerlekli sandalyeyle nasıl dolaşacağını hiç yazmadın. Bunu hiç düşünmemiştim. Siz de Clara'nın gelip gelmeyeceğine karar vermek için buradasınız değil mi? Bunu anlıyorum. Büyük baba. Clara gelmemiş. Evet Haydi, biliyorum. Sizinle tanışabildiğim için çok mutluyum. Haydi sizden çok söz etti. Güzel tarif etti. Hoş geldiniz. Haydi için yaptıklarınızdan dolayı size teşekkür ederim Doktor Bey. Ben teşekkür etmeniz için bir neden göremiyorum. Haydi benim yanıma geri gönderdiniz. Bay Zeyzemen bunu Haydi'ye verdiği mektupta yazmıştı. Bu yüzden teşekkür ederim. Hayır, ben en iyi gördüğüm şeyi yaptım. Çocuk evini özlüyor. Büyük baba, Doktor Bey buranın Clara için uygun olup olmadığını bakmaya gelmiş. Demek bu yüzden. Hı hı. Az önce dağları beğendiğinizi söylediniz. Demek ki Clara gelebilir. Bunda gülecek ne var? Söylediniz mi, söylemediniz mi? Haydi. Daha az önce geldi ve henüz hiçbir şey görmedi. Sonradan ona dağları göstermeye ne dersin? Evet, bunu yapacağım ve dağları beğeneceğinden kesinlikle eminim. Göreceksiniz. Valizin içinde Clara'nın size gönderdiği hediyeler var. Evet, bunu biliyorum. Mektupta yazmıştım. O halde hediyeleri çıkar. Hemen çıkarım. Onları hemen boşaltırım. Peter, hadi aç valizi, aç. Sosislerimi de koymuş mudur acaba? Clara söz verdi, her şeyi yapar. Yaşasın. Çok sabırsızlanıyorum. Bir bardak keçi sütüne ne dersiniz acaba? Harika. Bundan daha iyisi olamazdı doğrusu. Mektupta yazdı. Kısım mantı bu galiba. Sosisler nerede? Bu şey ne işe yarıyor? Bu büyük annem için yün atkı. Bu da büyük babam için hibba tütünü. Söylesene, sen ne arıyorsun Peter? Neyi mi? Tabii ki bunu. Amma büyük sosismiş. Hayal görüyor olmalıyım. Benim. Peter, daha çok var. Hayal görüyor olmalıyım. Benim. Hayır, ver şunu bana. Ver onları, onlar benim sosislerim, tamam mı? Evet ama mektupta hepsini aynı anda bitirmemen için hepsini birden vermememi yazmıştım. Sosislerin benim olduğunu sen kendin söyledin. Onları bana ver, cimrilik yapma. Onları eve vereceğine söz ver. Vermezsen Frankfurt'a geri yollarım. Bunu bana yapamazsın ama. Yaparım. Sosisleri valizin içine koyacağız ve sen de onları eve götüreceksin. Pekala. Hoşça kalın sosislerim. Pis boğaz. Olabilir. Clara'nın neden gelmediğini biliyor musun? Clara. Clara'dan başka bir şey düşünemez misin sizler? Beni iyi dinle. Sosisleri artık almak istemiyorum, tamam mı? Sel olsun. Bugün beni yanına almayacak mısın yoksa? Gelecek misin? Doktor ne olacak? O da bizimle beraber yaylaya çıkacak.
bırakacak. Ona her şeyi göstermeliyiz. Bütün ağaçları, bütün otlakları tabii, bir de çiçekleri. Hadi kabul et. Buranın güzelliklerini görmeli. Clara'nın buraya gelebilmesi için buraları sevmek zorunda. Böyle bir şey düşündüğünü tahmin etmemiştim. Tabii ki. Lütfen böyle davranma Peter. Eminim Clara'dan hoşlanacaksın. Peter, ona bütün hayvanları göstermeliyiz. Dağ sıçanları, dağ keçileri ve bir de kartal. Clara'nın iyileşeceğini biliyorum. Tek sorun onu buraya getirmeyi başarmak. Kabul ediyorum. Yardım edeceğim. Peter, sen gerçek bir dostsun. Kapıyı suratıma çarptı. Dağlardaki ilk gününüz nasıl geçti bakalım? Harika. Fakat bunun dağlardaki ilk günüm olduğu pek söylenemez. 20 yıldır tatilimi Alplerde geçiririm. Bu yüzden o kadar endişeliyim ya. Dağları çok iyi tanıyorum. Nasıl açıklasam? Burası bir cennet fakat Clara için çok tehlikeli. Biliyorum. Tehlikeli cennet de ne demek oluyor bakalım? Ha, duydun mu? İstemeyerek söylediklerinizi duydum. Sakin ol. Olmayacağım işte. Clara'nın gelemeyeceğini mi söylüyorsun? Henüz bilmiyorum. Burada iyi vakit geçirmiştiniz ama neden Clara da burada sizin gibi eğlenmesin ha? Clara'nın hediyelerini aşağıya götürmen gerekmiyor mu senin? Eğer geç kalırsan götüremezsin ona göre. Haydi'ye eşlik edip bu arada Peter'in büyük annesini muayene etmenizin bir sakıncası var mı? Tabii ki yok. Haydi benimle gelecek misin? Elbette ama sadece Clara'yı buraya göndermeye söz verirsiniz. Bunlar bize mi? Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bunlar benden değil ki Clara'dan. Şu büyükten biraz daha tadabilir miyim? Çek elini. Ne zaman terbiyeli davranmayı öğreneceksin sen? Karnım açsa ben ne yapayım? Ufak bir sosis ver bari, biri gitti. Bütün gün boyunca bunu bekledi. Hadi sen bir numarasın. Bakalım bunun tadı nasılmış, bir deneyelim. Tadı güzel mi? Evet, hem de nasıl. Beğendiğin her halinden belli oluyor. Tekrar teşekkür ederim. Bir bakalım bu ne? Bir atkı, kışlık bir yün atkı. Oh, ne kadar yumuşak bir dokusu var. Üstelik saf yünden, haydi. Ah, çok teşekkür ederim doktor bey, çok iyisiniz. Bu atkı çok işime yarayacak. Burada havalar bazen çok soğuk. Burada hiç kış geçirmedim ama bazen metrelerce kar olabiliyormuş. Evet, kışlar çok çetindir. Hava nemli ve soğuktur ve bazen güneşin bir daha doğmayacağını sanırsınız. Ama artık yün bir atkım var benim. Büyük anne bir hayli yaşlı ama sağlık durumu şaşılacak kadar iyi durumda. Böyle düşündüğünüze seviniyorum doktor bey. Keşke nasıl karar vereceğimi bilebilsem. Clara için temiz havanın çok iyi geleceğinden kesinlikle eminim ama ne yapacağımı bilemiyorum. Haydi'ye bir bakın. Bir de Frankfurt'tan buraya döndüğünde ne durumda olduğunu düşünün bakalım. Biliyorum, solgun ve zayıftı, hastaydı.
Ben de bu dik yokuşlardan endişe ediyorum. Evet, ben de size bir şey soracaktım. Clara'nın yeniden iyileşmesine hiç ihtimal veriyor musunuz? Şu anda sorunuza ne evet ne de hayır yanıtı verebilecek durumda değilim maalesef. Öyle mi? Clara sürekli olarak öngördüğüm yürüme egzersizlerini yapmak zorunda fakat yeterince güçlü değil. Bu yüzden onu buraya yollamak istiyorum. Kayan Yıldız, bu akşam Kayan Yıldız görseydim Clara'nın buraya gelmesini dileyebilirdim. Sonra da dileğim gerçekleşirdi. Bugün manzara dünkünden bile daha güzel. Oh. Bundan beri otlar çıktığımız zaman en taze otları aramak zorundasın Şiverli. Sütün çok güzel olmalı. Clara için buraya gelmenin çok iyi olacağını Doktor Bey'e kanıtlamak zorundayız. Günaydın Heidi. Ah, ne kadar derken kalktınız öyle. Yeteri kadar değil. İlk olmak istiyordum ama gördüğüm kadarıyla benden önce davranmışsın ha. Oh, taze keçi sütü. Hala sıcak. Frankfurt'ta bu kadar tazesini asla bulamazsınız. Kokusu da güzel. Hepsini için. Nefis. Taze ve sağlıklı süt. Çok iyisin Heidi. Teşekkür ederim. Bu çok iyi. Evet, harika. Eğer süt dediğiniz kadar sağlıklıysa o zaman Clara için de sağlıklı olsa gerek değil mi? Evet, tabii ki. Clara istediği kadar keçi sütü içebilir. İçebilir değil mi büyük baba? Beni iyi dinle Heidi. Ne var? Yüzün neden böyle? Ne oldu? Dinle. Dün Clara'nın sandalyesinden söz ettik, öyle değil mi? Evet, konuştuk. Beni tekerlekli sandalyeye iterken pek çok defa gördüm. Evet ama Frankfurt'taydık. Düz bir yerdeydik ya da taş bir zemindeydik veya bir halıda. Ne olmuş? Haydi yeter artık. Yine bildiğini okumak istiyorsun. Bu saçmalık. Ben bu konuyu düşündüm. Clara için gerçekten çok tehlikeli. Öyleyse bildiğimi okumak istiyorum büyük baba. Ya inan bana. Clara'nın gelmesini çok istiyorum. Dağlarda tekerlekli sandalyeyle dolaşılmayacağını anlamıyor musun Haydi? Gördün mü? Sizin dik yamaçlı otlaklarınızda Clara sandalyeye hakim olamazsa neler olacağını bir düşün. Bundan korkuyorum. Evet, ben... Anlayabildin mi? İkiniz de tekerlekli sandalyeden başka bir şeyden söz etmiyorsunuz. Hiçbiriniz Clara'yı düşünmüyorsunuz. Clara'yı düşünüyorum. Clara yalnız olmayacak ki. Büyük baba, Peter, ben hepimiz dikkat ederiz. Eğer birbirimize yardım edersek bunu başarırız, öyle değil mi büyük baba? Doktor Bey karşı çıkıyor. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapamaz, izin veremeyiz. Ben Clara'nın buraya gelmesini istiyorum. Clara da gelmek istiyor. Süt kovası. Karaldı. Haydi, kahvaltı edelim. Tekerlekli sandalye ne işe yarıyor ki? Bir süre oturmasa ne olur sanki? Clara ondan nefret ediyor. Onunla istediği yerlere gidemiyor ki. Clara'nın ne düşündüğü hiçbirinizin umurunda değil. Clara'nın üzülmesine hiçbir şekilde önemsemiyorsunuz. Eminim o sandalye olmadan da yapabilir. Hatta eskisinden de iyi olur. İnanın bana. İnan bana büyük baba. Lütfen büyük baba. Clara'nın çayırda oturmasının bir mahsuru yok ki. Bundan hoşlanırdı. Kesinlikle eminim bu durumda çayır aşağı yuvarlanmaz. Fakat siz bir çözüm düşünmek istemiyorsunuz. Clara burada mutlu olurdu. Bana söylemişti. Haydi. Haydi doğru söylüyor. Tüm gün boyunca sadece tekerlekli sandalye hakkında düşündük. Onu taşıyabilirim ya da yerde oturması da mümkün değil mi? Bir dakika durun lütfen. Evet ben belki de hastalığı bu yüzden sürüyor. Hep tekerlekli sandalyesine güvenmişti. Evet bu olabilir. Ona
bir kez bile tekerlekli sandalye olmadan yapabileceğini göstermeye çalışmadık. Belki o sandalyede oturmazsa hareket etmeye falan çalışacaktır. Tabii ki. En azından bir denemeye değer. Bir şekilde bunu deneyeceğim. Sana teşekkür etmeliyim. Haydi, teşekkür ederim canım. Öyle mi? Yapacağız. Neden olmasın ki? Nasıl olsa buna karşı çıkmam için bir dayanağım yok. Söz ama, değil mi? Evet, bu bir söz. Ben geleceğine dair söz veriyorum. Sen de ona çok iyi bakacağına ve dikkat edeceğine dair söz vermelisin. Görüyorsun ya, ben inatçı bir keçiyim. Sevimli bir keçi. Harika Clara geliyor. Bu kadar cesur olabileceğim. Frankfurt'tayken bile aklıma gelmezdi. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Haydi bana büyük bir cesaret ver. Haydi hep öyle de. Ona hemen anlatmalıyım. Biraz acele et Peter, iyi haberlerim var. Niçin dünya yeniden düzelmişti. Sonunda Clara'ya anlattığı şeyleri gösterme şansını yakalamıştı. Dağları, çamları, çayırları, ayrıca Peter ve keçi sürüsünü. Doktorun gidişinden sonra Heidi, Clara'dan herhangi bir haber gelmesi için sabırsızca bekledi durdu. Peter ve büyük babasına sürekli Clara'yı tarif ediyordu. Sonra günün birinde Heidi'nin sabırsızlıkla beklediği mektup geldi. Heidi sevinçten uçuyor gibiydi. Doktorun sözünü tutacağını bilmesine karşılık yine de olanlara inanamıyordu. Clara, Heidi üzülür ya da davetini reddeder diye bir şeyi yazmaya cesaret edememişti. Gelin isterseniz bunu da bir sonraki bölümde anlatalım.